İş Sanat Gece Gündüzü sunar. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür sanat ajandamızla karşınızdayız ve ilk olarak İstanbul Film Festivali'nin programından bir filme göz atıyoruz. Başrollerinde Deniz Işın ve Haki Biçici'nin yer aldığı ve Cannes Film Festivali'nin Film Marketi bünyesinde düzenlenen platformunda görücüye çıkan Barış Fert'in ilk uzun metraj filmi Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu 42. İstanbul Film Festivali'nde görücüye çıkacak. Zamanında dost olan bir su akrebiyle Melket kavga ediyorlar. İşte prosedür böyle, beğenmiyor. Cannes Film Festivali'nin Film Marketi bünyesinde düzenlenen platformda görücüye çıkan Barış Fert'in ilk uzun metraj filmi Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu 42. İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek. İstanbul Film Festivali'nde olmaktan dolayı çok mutluyuz. Filmin iki yapımcısı var. Biri İpek, biri Emre. Emre görüntü yönetmeni aynı zamanda filmin. Film, suç makinesi Deniz'in İstanbul'da olduğu tahmin edilen esrarengiz bir yazılımın peşine düşmesiyle yaşananları anlatıyor. Gerçek bir hikayeden yola çıktım. 92 yılında Türkiye'deki ilk yazılım ihracatı. Ve o dönem Türkiye daha tabii yeni serbest piyasa ekonomisine adapte olduğu için birçok mevzuatta birçok eksiklikler var. Ve bu yazılım ihracatı ile ilgili epey bir boşluk var. Ve kimse aslında bu ihracatın bir mal çıkışı olmadığı için nasıl olduğunu fark edemiyor ve oradaki hukuksal boşluklara takılıyorlar. Ve bir şekilde işte acaba hayali ihracat mı, nedir, ne değildir falan filan. Bunun üzerine bir nasıl desem varoluşsal bir komedi meydana geliyor ve benim için yola çıkış noktası buydu. Deniz Işın'la Haki Biçici'nin başrolü paylaştığı kara mizah ve gerilim türündeki film, toksik maskülen dünyayı da eleştiriyor. Aslında tamamen toksik maskülen dünyayı eleştiren ve onu yok eden ve aslında bu ülkedeki erkeklikle ilgili eleştirmek istediğim noktaları ana karakterimin karşısına koydum. Aslında sorunun cevabı bu. Bir de tabii ki de bunu yazarken de hani bir yaratıcı olarak da hani karakteri yazdığım zaman duyduğum ses o karakterin sesiydi. Hani bu da kişisel bir tercih oldu. Ölüler İçin Yaşam Kılavuzu 14 Nisan'da Atlas 1948'de seyirci karşısına çıkacak. İçiniz, dışınız çürük et kokuyor lan. Sinemanın gündemiyle de devam edelim. BKM yapımı Hava Muhalefeti 14 Nisan'da vizyona çıkıyor. Ali Sunal ve Doğa Rutkay'ı bir araya getiren filmin galası yapıldı. Uçak kaçırılmıştı. Helikopter yapmasın zemdeki bombayla. Patlatırım uçağı. Küçük bir kaçamak diye başlayan hafta sonu tatili hava muhalefetine nasıl dönüşür? BKM yapımı komedi filmi Hava Muhalefeti, yolcu uçağında geçen bir macerayı merkezine alıyor. Ali Sunal, Doğa Rutkay, Ege Kökenli ve Burak Hakkı gibi isimleri buluşturan filmi Murat Kepez yönetti. Adamın mesleği siyaset, çünkü bu ihtiyacı en çok karşılayacak mesleklerden biri olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bir toplumsal hiciv yapıyoruz. İşin içinde eleştiri de var ama tatlı tatlı yine gözüne sokmadan, ağır mesajlar vermeden tatlı tatlı derdimizi anlattığımız, bolca kahkaha atacağımız güzel bir aksiyonun içinde bütün hikayeyi izleyeceğimiz hoş bir film oldu. Murat Kepez yönetmenliğinde Güldür Güldür ekibi yazdılar ve bizim için çok kıymetli. Hatice'ye gelecek olursak, şeref yoksunu, fırsatçı, menfaat düşkünü, çıkarcı, nereden neyi apartsa, köşeyi nasıl çok hızlı dönse gibi toplumumuzda, iş yerimizde, yukarıda, yanımızda, sağımızda, solumuzda tanıdığımız o tipik fırsat ve hayatı kolay yönden değiştirmeye çalışan kadınları sepetime zamanında atmışım. 25-26 sene kadar herhalde. Sepetten rolü çıkardım. Dedim ki Hatice, yakaladım seni. Rolümün hikayesi bu. Bana hiç benzemeyen ama benden bir parça gibi. Çok severek canlandırıyorum. Umarım seyircilerimizde bir karşılığı olur. Kabin amiriyim. Pilottan daha çok pilot havasındayım. Olayı çok fazla ciddiye alıyorum. Kendimi çok ciddiye alıyorum.
Orası benim krallığımmış gibi davranan bir adamım. Tabii ki gülmeye çok ihtiyacımız olan zamanlardan geçtik. Bu yüzden bir komedi filminin içinde olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Seyirciyle böyle buluşmak. Benim oynadığım karakter bir siyasi milletvekili adayının yanında onun sosyal medyasıyla ilgilenen bir karakter. Ben uçağın pilotuyum. Teoman Ergüçlü karakteri. Aslında Tek Mekan gibi diyorlar ama Tek Mekan değil film. Ama çoğu uçakta geçiyor. Eğlenceli, güzel bir yapım. Hava Muhalefeti 14 Nisan'da gösterime girecek. Ve önümüzdeki döneme ait konser notlarımıza da bakalım. Steve Vai'den Hoverphonic'e birçok dünya starı önümüzdeki aylarda Türkiye'ye konser vermeye geliyor. Biz de bu heyecan verici konserleri sizler için hazırladık. Birçok dünya yıldızı önümüzdeki aylarda Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden Steve Vai, iki konser için Türkiye'ye geliyor. Grammy tarihine damgasını vuran Amerikalı besteci, gitarist ve prodüktör Steve Vai, geçtiğimiz yıl yayınladığı son albümü Inviolate'in Avrupa turnesi kapsamında 18 Nisan'da Ankara Kongrezyum'da, 19 Nisan'da ise İstanbul Volkswagen Arena'da sahnede olacak. Geçtiğimiz yıl Amber Heard'la olaylı boşanma davasıyla gündeme gelen Johnny Depp İstanbul'a geliyor. Depp, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran'da İstanbul Life Park'ta konser verecek. Hollywood Vampires, Johnny Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'i bir araya getiriyor. Kurulduğu 1996 yılından bu yana tripopu, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Hoverphonic grubu bir kez daha İstanbul'a geliyor. Belçikalı topluluk 14 Temmuz'da İstanbul Unique Açık Hava sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Bu yıl kariyerlerinin 20. yılını kutlayan Hollandalı senfonik metal grubu Epica da 28 Ekim'de İstanbul'da olacak. Metal müzik tutkunlarının heyecanla beklediği grup Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek. Sevgili seyircilerimiz, müzik dünyasının efsane ismi Salvatore Adamo iş sanat sahnesine konuk oluyor. Sözleri Türkçe'ye çevrilen Her Yerde Kar Var, Karlar Düşer, İsmini Haykırıyorum, Sen Sevme Beni gibi birçok unutulmaz şarkısıyla nesillerdir gönlümüzde ayrı bir yeri olan Adamo'yla biz de konser öncesi bir araya geldik, sohbet ettik. O sohbetle tamamlıyoruz gece gündüz. Yeni günde görüşmek dileğiyle. Rapaz de suar me crime un désespoir mais tombe la neige impassible ma neige. Thank you so much. Bize katıldığınız için çok teşekkürler. Benim için çok büyük bir mutluluk. Gerçekten çok büyük bir şeref. Çünkü biliyorsunuz Türk halkı için, Türk seyircisi için şarkılarınız gerçekten unutulmaz. Ve tabii ki dünyanın dört bir yanında ve tüm dinleyiciler için siz bir efsanesiniz. Peki, öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu güçlü ilişkiyle, seyircinizle olan bu bağınızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Tabii bayanlar ve baylar, öncelikle merhaba. Gülay, merhaba.
Nasıl hissediyorum? Tabii ki bu muazzam bir ayrıcalık. Böylesine bir şeyi asla hayal edemezdim. Şarkı söylemeye başladığımda 60 yıl sonra insanların beni hatırlayacağını düşünemezdim bile. Ve Türkiye'ye bir kez daha gelmek, tabii çok sık gelmedim, gelemedim ama her geldiğimde bu sıcaklık beni gerçekten her seferinde çok şaşırtıyor. Tahtaya vur diyorum. Hani bu devam etsin diye tahtaya vur diyorum. Şaheserlerinizi birçok farklı dilde seslendirdiniz. Yani sadece Fransa'da, sadece Belçika'da değil, dünyanın dört bir yanında popülerliğinizi de anlamak çok zor değil tabii ki. İtalya'da, Belçika'da ya da Fransa'nın dışındaki ülkelerde de çok popülersiniz. Peki formülünüz nedir? Ve sizin için bunun anahtarı neydi? Bu uzun ve sürdürülebilir müzikal yolculuğunuzun anahtarı neydi sizce? Bence açık konuşmak gerekirse ben her zaman içten olmaya çalıştım. Yani sahnede farklı bir davranışta, hayatımda farklı bir davranışta bulunmadım. Yani sahnedeki kişiyle hayattaki kişinin aynı olmasına çalıştım. Belki insanlar bu içtenliğimi anladılar, bu histen, bu dürüstlükten hoşlandılar diye düşünüyorum. Tabii ki insanları sürpriz yapmayı da seviyorum. Çok da beklendiğim noktada olmayı sevmiyorum. İnsanlara farklı sürprizler de yapmayı seviyorum zaman zaman. Mesela son albümünden bahsedeyim. Son albümüm ilk kez bir adaptasyon albümü oldu. Yani bunu İngilizce ve Amerikan şarkılarından adapte ettim. Benim için kıymeti olan, çok sevdiğim şarkıları çevirdim. Benim sadece İtalyan ve Fransız şarkılarından etkilendiğimi, ilham aldığımı düşünüyorlardı ama öyle değil. Ben sevdiğim her türlü, kalpten gelen her türlü müzikten etkileniyorum. Rock olabilir, klasik olabilir. İngiliz klasikleri mi? Fransızca öyle mi? Evet, albümün ismi de lütfen Fransızca. Evet. Bu akşam Sorry Seems to Be the Hardest Word'ü söyleyebilirim Elton John'dan ya da Claire'den, Gilbert O'Sullivan'dan ve çoğu zaman Neil Young'dan Harvest Moon'u çok seviyorum ve insanlara bunları göstermek istiyorum. De quoi tenir une autre vie, un vrai florilège d'instants pris au piège, de farandole et de manège. Unforgettable song. Gerçekten unutulmaz şarkılarınızdan biri Her Yerde Kar Var ve çok ama çok popüler. Fransa sınırlarının, Belçika sınırlarının çok ötesinde bir popülariteye sahip. Bunun, bu şarkının hikayesini öğrenmek istiyorum. Bu harika şarkının nasıl ortaya çıktı? Her Yerde Kar Var değil mi? Evet. Tabii bazı şarkıların özel bir şarkısı ve hikayesi vardır. Sadece duygulardan yola çıkanlar da olur. Her Yerde Kar Var'ı 18 yaşındayken yazmıştım. 18 yaşında, çok gençmişsiniz. Evet, kız arkadaşımı bekliyordum. Kar yağıyordu ve gelmemişti ve tabii ki o dönemde İtalyan şarkılarını dinlerdim gençliğimde ve o dönemde her zaman bir aşk acısı çeken insanlar vardı ve aşkının geri dönmesi için dua eden erkekler vardı. Belki de ben bundan biraz etkilenmişimdir. Biraz trajik sözlerle bunu anlatmaya çalıştım ve bu şarkı ortaya çıktı. Mais tombe la neige, impassible ma neige. Karlar düşer. Karlar düşer şarkısında şaşırdım açıkçası, çünkü Fransızca versiyonunda bu farklı bir hikayeden bahsediyordu. Burada bir aşık çift aşklarını dünyaya duyurmak istedikleri bir durum vardı. Erkek artık gizlice buluşmaktan sıkıldım, artık herkesin
Bunu görmesini istiyorum, dünyaya duyurmak istiyorum aşkımızı diyordu ve sonra duydum ki Türkçe'de yine karla ilgili bir şarkı. Evet. We like that snow. Evet, bu kar atmosferini seviyoruz değil mi? Evet, Türkler benden daha çok seviyor diyebilirim. Çünkü Karlar Düşer'de de aslında Fransızca versiyonunda karla alakası yoktu. Düşer düşer aklarım. You are the author of your lyrics and music. Şarkılarınızın hem bestesi hem güftesi size ait. I really wonder about bu gerçekten son derece büyük bir yaratıcılık. Hepsi romantizm dolu, love lyrics. Aşk dolu sözlere sahipler ve geçmişe baktığınız zaman nasıl hissediyorsunuz? Tüm bu şarkılarla ilgili sözler özellikle ne hissettiriyor? Şaşırıyorum açıkçası. Evet, ben bile şaşırdım. Evet, hala merak ediyorum. Tüm bunlar nereden geliyor diye biliyor musunuz? Gecenin bir yarısı uyanıyorum. Bir melodi geliyor aklıma. Bir mısra geliyor aklıma ve daha sonra uyumaya çalıştığımda bir sonraki mısra beni bir daha uyandırıyor. Ve bunu açıklayamıyorum, anlayamıyorum. Sanki kafamda bir bilgisayar var ve sürekli çalışmaya devam ediyor. Ben uyurken üretmeye devam ediyor. Çalışmaya devam ediyor diyorsunuz, işlemler sürüyor. Evet, rüyamda bile şarkı görüyorum. Bazen rüyamda bazı şarkıları görüyorum. Sahnede bir şarkıcı var, bir şarkı söylüyor ve o şarkıyı uyandıktan sonra hatırlıyorum. Ve onu daha sonra rüyamda gördüğüm şarkıyı yazdım bile oldu ama nasıl oluyor açıklayamam gerçekten. Ama tabii ki neden aşk, neden sevgi dünyadaki en güzel şey ve dünyayı sevgi kurtaracak. İş Sanat Gece Gündüz'ü sundu.